Merhaba, bu dersimizde de 10 kW çatı ve cephe uygulamalarıyla alakalı çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Bu noktada makalelerde de çokça yazdım ve internette olabildiğince yaymaya çalıştığım bir başlık çok önemli. Şu an için çatı ve cephe uygulamaları oldukça limitli, çok az. Hatta geçen dersimizde söylemiştim, 2018 yılında sadece 3 proje var demiştim. SEDAŞ bölgesinde Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de. Yani bu noktada bu sayıların arttırılması gerekmekte. Ama öncesinde de bu evrak prosedürleri anlamında elinizi kuvvetlendirici bazı konulara da önem vermek gerekiyor. Mesela şu an güneş enerji santrali yapmak istediğiniz zaman evinizin iskanlı olması gerekir. Bildiğiniz üzere bugünlerde imar barışı söz konusu ve evinizi imar barışı kapsamında iskanlı bir ev haline dönüştürme şansınız var. Ve güneş enerji santralini belki bugün yapmayacaksınız ama 2 sene sonra yapmak istediğinizde eğer evinizde iskan yoksa yeterli belgeleri ya da ilgili belgeleri alamayacaksınız, onu söyleyebiliriz. Bu noktada da imar barışı bir fırsat olabilir. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. İmar barışı ile beraber iskanlı bir bina olduktan sonra yolunuz biraz daha açılıyor diyebiliriz. Tabii ki tek başına bu belgeyi almanız yeterli değil. Bunun haricinde farklı belgeler de söz konusu olacak ve özellikle evinizin ve deprem bölgesindeyseniz çok daha dikkat etmeniz gerekir. Statik olarak da çatınıza kuracağınız güneş panellerinin gerçekten çatınıza ekstra bindirdiği yükün o ev için bir sıkıntı yaratmadığını belgelemeniz gerekecek. Bu belgeyi aldıktan sonra belediyeden onay almanız gerekecek, onay yazısı almanız gerekecek. Dediğimiz gibi evraksal prosedürler oldukça fazla ama siz imar barışından yararlanmazsanız eğer bir sonraki imar barışı ne zaman çıkacak diye beklemek durumunda kalabilirsiniz. Belki güneş enerji santrallerinde özellikle 10 kW'a kadar evsel çözümlerde, evsel sistemlerde bir teşvik mekanizması belki oluşabilir. Belki KDV muafiyeti oluşabilir ya da satın alınan ya da sizin satacağınız elektrik fiyatının birim fiyatı arttırılabilir. Bu noktada sizin için cazip olma noktasına geldiğinde de eğer iskanınız yoksa maalesef bu durumdan yararlanamama durumu oluşacak. O yüzden imar barışı bir fırsat olabilir. Bu konuda bunu iyi değerlendirmek gerekir. Özellikle orta direkt diye tabir edilen kesim için özellikle bunları söylüyorum. Çünkü bu sistemlerin yatırım maliyetleri oldukça yüksek. Şimdi bakıldığı zaman 10 kW'lık eğer çatınızda alan varsa 10 kW'a kadar bir sistem kurmanız için yaklaşık olarak her 1 kW için 1000 dolar, 1100 dolar gibi tabii ki seçtiğiniz ürüne, firmaya, panellere, invertere, kabloya, konstrüksiyona göre değişkenlik gösterir ama temelde 1000 dolar 1 kW'lık bir sistem için düşünebilirsiniz. Kafanızda ne kadarlık bir yatırım yapacağınızı hesaplamak adına düz hesap böyle bir yol izleyebilirsiniz. O yüzden yani orta direkt diye tabir ettiğimiz özellikle bu yatırımı yapmaya müsait ya da herhangi bir teşvikle beraber bir an evvel bunu hayata geçirmeyi düşünebilecek kişilerin imar barışına da başvurmaları, bu belgeleri almaları avantajına olabilir. Dediğim gibi eğer bu belgeyi almazlarsa çatılarıyla alakalı resmi bir işlem yapmanın mümkünatı olmadığını söyleyebilirim. İmar barışı bu noktada bir fırsat olabilir. Altını çizerek tekrar söylemekte fayda var.